Bakın, bizim ekrem başkan söylediği bir söz çarpıtılarak, çarpıtılarak hukuka aykırı şekilde böyle bir durumla karşı karşıya kaldı İstanbul belediye başkanı olarak. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu şiir okuması örneğini falan veriyorlar ama bir şey unutmayalım, Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı sırasında birçok adı yolsuzluğa karışmış bir belediye başkanıydı. O nedenle yargılanıyordu. Evet. Hakkında birçok dava vardı. Bizim o dönemki, bizim o dönemki il başkanımız, kaybetti kendisini Mehmet Bölük rahmetli bu konularla ilgili birçok kitaplar yazmıştı. Belediyenin bitleri başlıklı bir seri yapmıştı. Yani bit dediği belediye iktisadi teşekkürleri nasıl İstanbul'un kanını emen kuruluşlar haline getirildiğini Erdoğan tarafından ortaya koyan kitaplardı bunlar. Bunu niye söylüyorum? Bakın netice itibariyle Erdoğan hakkında bu davalar varken daha sonra milletvekili olduğu için 2003 yılında dokunmazlık zırhına büründüğü için sonra Cumhurbaşkanı olduğu için hakkındaki bu iddialar unutuldu. Çok şükür ki, çok şükür ki bizim belediye başkanlarımızın bu türden şeyleri falan yok. Hepsi başta ekran başkanımız olmak üzere halka hesap vermekten hiç çekinmeyen dürüst belediye başkanlarımızdır. O yüzden bu farkın altını çizmek istiyorum. Yani bizim belediye başkanımız namuslu, dürüst bir şekilde yüksek başarılarla İstanbul'u idare etmektedir ve bu kendisine verilen cezada, ceza hukuksuz bir şekilde söylediği bir sözün tamamen çarpıtılarak efendim YSK'ya söylemediği halde kendisine yapılan bir hakareti iade etmiş olmasına rağmen bu şekilde en yüksek dereceden cezalan ceza verilmesi kabul edilecek bir olay de değil. Bu farkın ben bilinmesini istiyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten e, AKP döneminde, bunu Ekrem Başkan da dün konuşmasında söyledi, yargı e, siyaseti tanzim etmek için bir ne yazık ki sopa gibi kullanılıyor. Bakın bu felaket bir durumdur Zeynep Bey. Yani netice itibariyle yargı bağımsızlığı bütün toplum için bir teminattır. Siz bu şekilde karşıtlarınızı uydurma bir takım gerekçelerle mahkum etme yoluna gittiğiniz zaman adaleti ortadan kaldırmış olursunuz. Ve gerçekten bugün Türkiye adalete susamıştır. Yani Genel Başkanımızın başlattığı adalet yürüyüşü, bize bunu söylüyoruz, aslında hala sürüyor. Yani bunun bilinmesini istiyorum. Hala sürüyor. Yani bütün bu adaletsizlikleri ortadan kaldırana kadar, hak, hukuk, adaleti Türkiye'de egemen kılana kadar bu mücadelemizi, bu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bu görüntüde Meryem Hanım'a da tabii özel bir teşekkür etmek lazım gerçekten e, ekran başkanına bu şekilde moral veren e, çok hoş bir görüntü ortaya çıkmış. Zaten buradan birkaç saat sonra da hatırlayacaksınız. Sayın Genel Başkanımız Almanya'dan dönmüştü. O da çok hoş bir şey söyledi ekran başkanımıza. Gülmeye devam et dedi. Evet, gülümseyin dedi. İstanbullulara, kendi ailelerine, kendi ailene, çocuklarına gülmeye devam et. Bunlar senin moralini bozmasın dedi. Gerçekten öyledir. Gerçekten öyledir. Çok büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olmasına rağmen Ekrem Başkan da, ben de izliyorum, e, gülmeye devam ediyor, gülmeye devam ediyor. E, böyle yapmak e, durumundayız, hepimiz böyle yapmak durumundayız. Yani emin olun e, bu bir kişinin karşılaştığı haksızlık olarak belki görülebilir, böyle değil. Yani hepimizin, bütün İstanbulluların e, karşılaştığı, bütün e, milletimizin karşılaştığı, en başta ama CHP'lilerin karşılaştığı bir büyük adaletsizlik. E, başta da söyledim, böyle bir e, musibetin içinden çıkan bir hayır vardır dedim, o da, Altılı masanın bu dayanışmayı yine çok açık bir şekilde göstermiş olmasıdır. Yani Türkiye'nin bu karanlıktan nasıl çıkacağını da aslında görmüş olduk böylelikle. Bunun da altını çizmek istiyorum. Altılı masa aslında çalışmalarını içten içe sürdürüyor ve bir takım şeyler ortaya çıktı. Dediğiniz gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik içini dolduran bir anayasa taslağı çıktı ortaya ya da işte önerisi. 84 madde, 9 başlık çok önemli. Bütün bunlar ama aslında Altın Masa'nın belki de hani bağımsız denetleyen medya görevimizi yerine getirdiğimiz için Yaşar Aydın o nedenle az önce buradaydı. Belki ona da cevap niteliğinde olabilir. Yani hala bu sabırsızlık ve bir an evvel işte daha heyecan verici, daha umut verici adımlar atması gerektiğine yönelik bununla bitmez aslında Saraçhane yetmez şeklindeki o sabırsızlığımızı dile getiren ya da işte işte bir bir şekilde muhalefete muhalefet yapmak gibi bir durum olduğunu görüyorsunuz. bu heyecanı alınıyorsunuz aslında büyük bir ihtimalle değil mi? oluyorum ayrıca onu söyleyeyim. Bakın yani biz siyasetçilerin bütün bu eleştirileri tabii ki dikkatle dinlemesi, bunlardan dersler çıkartması gereklidir. Ayrıca tabii ki hem basının hem de yani vatandaşlarımızın tümünün bizden daha iyisini talep etmek, daha fazlasını talep etmek haklarıdır. Yani şimdi bizim söylediğimizi herkes söylüyorsa, yani bu demek ki Türkiye'de en keskin bir diktatörlüğün olduğu anlamına gelir yani demokratik toplumun özelliği farklı fikirlerin söylendiği siyasetçilerin eleştirildiği Hatta hırpalandığı rejimler olmasıdır Ve tabii ki en temel özelliği de iktidarın değiştiği rejimler olmasıdır şimdi Türkiye'de bundan o kadar uzak bir mentalite bir zihniyet iktidara da bulunuyor ki bu aslında bir farklılık olarak görünüyor ama bunun yani genel kabul gören kural olması gerekli yani siz, siz tabii çok tecrübeli bir gazetecisiniz. Eskiden böylesine mahallelere bölünmüş bir e, medya ortamı, siyaset ortamı yoktu Türkiye'de. Evet. Yani şimdi bugün iktidara yakın bilinen bir takım televizyon kuruluşları e, falan hatırlayın. E, isimlerini söylemeyeyim ama onlara muhalefet temsilcileri de çıkarlardı. Yani ya da bugün muhalif görünen gazeteciler ki ben muhalif gazeteci ifadesinden hoşlanmıyorum. yani Bugün adına muhalif dediğimiz gazeteciler gazetecilik yapıyor. Evet. Gazetecilik yapıyor. Yani muhaliflik yapma gazetecilik yapıyor. Diğerleri mesela şeyi gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçaktaki fotoğrafını bir arkadaşım ona şey demişti. Yani gazeteci demeyelim onlar mürettebat demişti. <laughs> yani uçaktaki mürettebat vazifesinden aslında çok da farklı bir vazife yapmadılar. Tek bir yapmadıklarını soru bile söylemişti. soramadılar. 10 yani soru gerçekten. sordular. Türkmenistan'dan dönerken evet. Cumhurbaşkanı tek soru İmamoğlu ve davasıyla ilgili tek bir soru dahi yok. korkunç bir korkunç bir korkunç durum. Korkunç bir durum. Gerçekten. Yani bütün Türkiye bugün gidin yani fırıncıda efendime söyleyeyim, mandavda, kamyon şoförüde, taksi şoförüde, öğretmende bunu konuşuyor. Bunu konuşmayan tek kişi adına gazeteci denen Erdoğan'ın mürettebat efendim mensupları. Berbat bir durum. O nedenle şimdi Yaşar Bey'in konularına geleceğim. Yani bütün bunlar bizim için çok değerlidir. Yani biz bunların hepsinden dersler çıkarıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bizden daha iyisinin talep edilmesini, daha fazlasının talep edilmesini de son derece anlayışla karşılıyoruz, hak veriyoruz. Şimdi bu noktada e, izleyicilerimizin e, bilgisine bir konuyu sunmak istiyorum. Yeni bir web sitesi var. AltılıMasa.biz Evet. İngilizce karakterle yazılıyor. Altili masa nokta biz diye. Orada bugüne kadar altılı masa kapsamında yapılan çalışmaların bütün dokümanlarını, bilgileri,